Çocuklarımızın bu başarılarının ben her daim bu şekilde ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunu... İlk %3 öğrencimiz, ilk 1000'de 10 öğrencimiz var. Başka çok sayıda derecemiz var ama özellikle tıp fakültesi yerleştirmede 8 yıldır Türkiye birincisiyiz. İlk yılımızda 72 öğrenci, ikinci yılımızda 68 öğrenci, üçüncü yılımızda 86 öğrenci, dördüncü yılımızda 101 öğrenci, beşinci yılımızda 78 öğrenci tıp fakültesine yerleştirmiştik. Pandemi döneminde bile kapalı devre eğitim yaparak öğrencilerimizin evlerine sınav götürerek, hatta mezralara sınav götürerek, orada sınav uygulayarak 68 tane tıp fakültesi yapmıştık. Bu sene tıp fakültesi yerleştirme aralığında yaklaşık olarak 130 öğrencimiz var. Öyle tahmin ediyoruz ki gene yüzlü sayılarda bir tıp fakültesi yerleştirme ile Türkiye derecesi elde edeceğiz. Yani gene Türkiye birincisi olacağız. Sadece tıp fakülteleri değil, aynı zamanda diğer sağlık alanlarından, diş hekimliği, eczacılık gibi alanlardan pek çok Türkiye'nin sayılı mühendisliklerine çok öğrenci gönderiyoruz. Mühendisliklere öğrenci gönderiyoruz. Mesela öyle tahmin ediyorum Koç Üniversitesi'ne bu sene 20 civarında öğrencimiz gidecek. Bu çok büyük bir gurur bizim için. Aynı zamanda bölgenin sağlık bilimleri alanındaki eğiliminden ötürü hemşirelik, ebelik gibi bölümlere, ilk yardım gibi bölümlere, diğer mesleki sağlık alanlarına çok yoğun olarak tercih yapıyoruz. Yani öyle tahmin ediyorum ki 300 civarında öğrencimiz bu sene üniversiteli olacak. Hocam yavaş. Evet. Diyarbakır 1998 senesinde sayısal Türkiye birincisiydi. 1999 senesinde Türkiye ikincisiydi. Ama o seneden itibaren aşağı doğru giden bir başarı söz konusu oldu. Biz kurum olarak bu aşağı gidişin önüne geçmeye çalıştık mümkün olduğu kadar. Aşağı yukarı bütün okullardan bir altyapı oluşturup, bir öğrenci altyapısı oluşturup, özellikle çok etkin bir rehberlik hizmeti ile bunun yönünü değiştirmeye çalıştık. Ben kısmen de olsa başarılı olduğumuzu düşünüyorum ama hedefimiz çok daha ileri. Emeklerimin karşılığını almanın haklı gururunu yaşıyorum. Süreç benim için çok zordu ama bunu atlatmış olmanın gururunu yaşıyorum. Okulum ve dershanenin benim için çok faydası oldu. Bu süreçte benim için emek harcayan herkese çok teşekkür ederim. Dershaneyi özellikle matematik ve fizik dersleri için çok iyi kullandım. Girdiğim denemeler beni ileri taşıdı diyebilirim. YKS sınavında sayısal Türkiye 30.sü oldum. Nasıl hissediyorsun? Çok mutlu hissediyorum. Buraya kadar ilerlemek çok güzel. Zorlu bir süreci atlattık. Çalışmalarım karşılığını aldım. 4 yıldır düzenli çalışıyordum. Vatan millete hizmet eden iyi birey olmak istiyorum. Peki o süreç nasıl gelişti? Nasıl çalıştın? O süreç aslında ben süreci iyi ilerlettiğimi düşünüyorum. Hani MSÜ'de de iyi yapmıştım. O da bana iyi bir motivasyon oldu. İstediğimi çalışarak ederek başarabileceğimi öğrendim. Evet bazen düştüklerimiz oluyor ama bu bize daha da hırslanmamı sağlıyor. Hani 1-2 değil 1, 3 değil 2 olayım diye. Ben çok iyi ilerlettiğimi düşünüyorum. Çalışan arkadaşlara da tavsiyem yılmasınlar. Hani sonuçlardan korkmasınlar. Güzel. Buraya hocam. Hocam buraya. Süper. Tamamdır. Çok iyi. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz. Buyurun. TYT'de 527.'ciyim. Normal sıralamam 2840. Ben küçüklüğümden beri istikrarlı çalışan biriyim. Elimden geldiğince fazla çalışmaya çalışıyorum. Çünkü çalışmayı seviyorum. Bu kadar yani. Evet. Ki kendimizi gösterebilirsek olabildiğimiz. Küçüklüğümden beri hocalarım, annem babam hep çok desteklediler beni. Kursta da Engin Hoca beni çok destekledi. Rehberlikçim Vedat Hoca beni çok destekledi. Onun dışında arkadaşlarım destekliyordu. Bütün hocalarım destekliyordu.